Günümüzde sosyal medyada işlenen suçların çok çeşitli suçlar olduğunu söyleyen hukukçu Hüseyin Akgül, güvenli internet kullanımının kişinin elinde olduğunu ifade etti. Sosyal medyanın kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada işlenen suçlar nelerdir? Günümüz çağında sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş. Ülkemizde araştırma verilerine göre sosyal medya kullanımı 7 yaşına kadar düşmüş ve 50 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Bu sayı her geçen gün büyümektedir. Bu kadar büyük bir ekosistemde maalesef suç oranları da aynı şekilde yükselmektedir. Sosyal medyada işlenen suçlar çok çeşitli suçlar olmakla beraber bunlardan en çok işlenen suçları saymak istersek bunlar tehdit, hakaret, cinsel taciz, şantaj, dolandırıcılık gibi suçlardır. Bu suçların cezası ne kadar? Bu suçların cezası her suça ve olayın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak saydığımız suçların cezası 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası olan suçlardır. İnternet üzerinden işlenen suçlar olduğu için bu da cezayı arttırmaktadır. Peki mağdurlar nasıl bir yol izlemeli? Sosyal medyada işlenen suçlar çok çeşitli suçlar olduğu için tamamını aynı şeyi söylemek doğru olmayabilir. Ancak bazı suçlarda yapılan eylem mağdura ulaştığı anda suç oluşmuş sayılmaktadır. Örneğin en çok karşılaştığımız suçlardan olan cinsel taciz ve hakaret suçunda mağdura sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli ve hakaret içerikli mesaj, sesli mesaj veya görüntü mağdur tarafından ekran görüntüsü almak suretiyle en yakın kolluk birimine veya bulunduğu ilçe savcılığına suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatmış olacaktır. Ancak vatandaşlarımızın hak kayıplarına uğramaması için ve durumun da vehemeti göz önüne alınarak bir hukukçuya danışılmalıdır. Mağduriyetlerin oluşmaması için ne yapılmalıdır? Sosyal medya kullanıcılarımızın en çok dikkat etmesi gereken hususlar gizlilik ve güvenliktir. Sosyal medya kullanıcılarımız kişisel verilerini gizlememekte ve güvenlik önlemini almamaktadır. Bu da art niyetli kişilerin durumu lehlerine çevirmektedir. Örneğin şu sıralar trend dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan gelen mesajı açıp ve mesajdaki linke tıklayarak hesap bilgilerini çalmasıdır. Bunun önlenmesi için herkesten gelen mesaj özelliğini kapatmak ve gelen mesajdaki linkleri tıklamamak olacaktır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise internet üzerinden yapılan alışverişlerdir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kurumsal ve güvenli siteler tercih edilmeli. Kurumsal ve güvenirliği belli olmayan sitelerde ise kapıda ödeme yöntemini seçerek kart bilgilerimizi paylaşmamak olacaktır. Unutmamalıyız ki daha bilinçli ve daha güvenli internet kullanmak bizlerin elinde.